Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'na hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Ben Perihan Tantu. İlk fiyatlamaları konuşuyoruz. Borsamızın gongunu açıyoruz ve öne çıkan tüm manşetleri ve şirket haberlerimizi konuştuğumuz programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'na. Kendimi çok beğendim açılışta bugün. Ama sen şov yaptın, ben kenarda kaldım. Bir tek iyi adımı söyleyebildim, başka bir şey söyleyemedim açıkçası. Tamam, söylemek istediklerini buyur, kamera burada. Yok, sen benim yerime konuşabilirsin çünkü ben ziyadesiyle konuştum. Boğazım çok ağrıyor, evet çok hastayım. Ben konuşacağım kısmı rakamlara saklıyorum. Evet, Perihan dün çok hastaydı. İlk seans programında bir yanım yalnızdı ama Kutay Korap sağ olsun yardımımız yetişti. O da çok kıymetli bilgiler verdi. Şimdi küresel piyasalarda enteresan bir gün geçirmiş olduk. Dün baktığımızda Perihan tüm endekste 315 tane hisse senedi yükselmiş, 53 tane hisse senedinde düştüğünü görmüş olduk. İşlem hacimlerinde Türk Hava Yolları, Petkim ve Halk Bankası öncülüğünde 14 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacmi de geçmiş oldu. Görece bir miktar daha düşüktü ama yine de 14-15 milyar dolarlara merdiven dayadı borsadaki hacimler. Yani geldiğimiz yer 5 milyar hani günlük hacimlerde. O yüzden çok iyi seyrediyor ama günlük hacimlerle birlikte bir taraftan da ne dedik aslında, bu hacimlerin nedeni ne? İşte BIST hisselerine, yani BIST 30 hisselerine gelince işler çok değişecek dedik. İşte bu tırmanma hareketi, işte gerçek rally ya da bu hacimlerle, bu momentumla gitmeyi aslında BIST 30 hisselerindeki momentuma bağlamak lazım Murat. Bundan önceki çok farklıydı aynısı. Arzu Toktay bugün bizimle birlikteydi. Piyasa yönü programında Perihan. Sordum kendisine. Hani yabancı olmadan da demek ki gidebiliyormuşuz. Hani yerliler de bize yeter mi? Biz bize yeter miyiz diye sordum. Neden peki bu hacimler arttı diye çok özledim. Son dönemde özellikle bireysel emeklilik fonlarının da bu işleme ve hacimlere katıldığını söyledi. Katılır mısın? Kesinlikle. Şimdi bunu ayrı ve esnetmemek lazım. Şimdi Mayıs ayında gelen en son SPK tarafından düzenlemeye göre BES'te %10'dan %10 en az minimum %10 hesaplarda hisse senedi bulundurma zorunluluğu getirildi. Şimdi biz bunu aldık. O haber geldiğinde fiyatladık ama fiyatlarken de hep şunu söyledik. Dedik ki bu bir kereye mahsus bir fiyatlama değil. Çünkü bundan sonrası için hani BES için yani emeklilik fonları sürekli artan bir yeni para girişi var. Yeni para girişi oldukça da bu emeklilik fonlarında sürekli hisse senedi alınmaya devam edecek. Yani dolayısıyla bu hacimler artırıyor. Sonra, kesinlikle bundan sonrası için sürekli devam edecek ve BIST'e pozitif yansıyacak bir durum diye zaten o zaman değerlendirmiştik. Ama bir kere piyasaya haberi düştü, fiyatlandı ve unutuldu gibi ama unutulmasın. Şimdi unutulmasın. Sabah da Çin tarafından ticaret dengesi rakamları geldi. Amerika aslında önemli kazanımlar elde etmeye devam ediyor. 80 milyar dolardan ek bir paket hemen sözleşme öncesi, anlaşma öncesi sıkıştırdılar. Çin de bunu almak zorunda. Ticaret dengesinde ithalatı ciddi anlamda artan, ihracatı da ılımlı artan bir Çin görmüş olduk. Bu olumluydu. Taraflar Perihan çarşamba günü bir araya geliyor. Robert Dicer yaptığı açıklamada anlaşma metnin hem Çince hem de İngilizce olarak da çarşamba günü öncesi bizimle paylaşacaklarını, kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurmuş oldu. Endekslerde hafif satış var. Özellikle Forex.com'un yapmış olduğu ankette de 39 tane kurum bugün endekste kabaca 270 puan kadar artıyla açılış bekliyor ki gördüğüm kadarıyla Viyop'ta da bu beklentinin aslında yakın olduğunu söyleyebilirim Perihan. Ya çok yatay bir açılış oldu. Sonra hemen eksiye döndü. Ya tabii her günde aynı hacimi ve yükseliş potansiyelini beklememek lazım. Çünkü Borsa İstanbul'un bugüne kadar görmüş olduğu TL bazı tarihi zirvelerine çok yakın bir seviyedeyiz. Yani birazcık artık bundan sonrasında bir ne yapıyor? Yani bu seviyeler rahatlıkla mı geçiliyor yoksa burası önümüze çok kuvvetli bir direnç olarak mı çıkacak? Artık biraz izleyelim, yani her gün de işlem yapmak zorunda değiliz. Değiliz. Robert Lyson açıklamadan sonra Rosengren ve Bostin açıklamaları vardı FED başkanlarından. Onları da konuşacağız. ABD endekslerinde hisse senedine dair de önemli bilgiler var. Bu lafı söylemeyi çok sevmiyorum ama bunu da konuşacağız diyelim. Bunu da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. O zaman biz yerimize geçelim efendim. Tekrardan hoş geldiniz ilk seansa. Dakikalar kaldı gonga. Öyle pazartesi günkü gibi çok böyle aman aman bir açılış olmayacak şaşalı. 1585 puan bir önceki günkü kapanışa göre yükselmiştik. Endekste 14.82 milyar TL'lik işlem hacmi vardı. 315 hisse yükselmiş. 53 hisse de satış, yani kırmızı bir tablo vardı. Dün kaybettiren sektör olmadı Perihan.
bütün sektörlerin kazandırdığını, hisse bazlı bazı satışların olduğunu görmüş olduk. Ben bundan sonrası için de aslında artık hisse bazlı gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü artık tamam gelebileceğimiz TL bazlı ilk bir tarihi seviyelere geldik. Ama bu şu demek değil. Tamam bundan sonrası yok demek değil. Çünkü tek gözle bakıyoruz. Ben tek gözle bakılması taraftarı değilim Borsa İstanbul'a. Israrla bunu söylüyorum. Herkes çok pozitif bir senaryo çiziyorsunuz. Neden dedikçe lütfen Borsa İstanbul'a sadece TL bazlı bakmayın. Yani bu benim için çok sığ dolar geliyor. Dolar bazında 20 bin dolarları geçtik ki bunu sevindik. 117 sanırım. Binlerin üstünde. Yani aslında orası bize yani doların da geri çekilmesiyle birlikte biz bunu aslında 117 evet. binlerde geçmiş olduk. Şimdi 20 bin dolar aslında yani o 2 sent dediğimiz band aslında bizim üzerinde olmamız gereken band. Ama şimdi dönüyoruz. Biz bunu yani hani Ahmet Hoca'yla da konuşuyoruz. Yani 50 bin dolarları gören bir borsayız. Şu an TL bazlama ne diyoruz? Bugüne kadar Borsa İstanbul'un gördüğü en yüksek seviyelerden bahsediyoruz. Yani evet. ikisi arasında bir uçurum var Murat. Hani o yüzden dolar bazlı baktığınızda değer, geçmişe dönün bakın. Şu an endeks 50-60 binlerde bile diyebilirsiniz bozan aslında. Bozan bence FED oldu. Yani politikası oldu. FED biliyorsun faiz indirim döneminden faiz artırım sürecine geçtiği için bir taraftan piyasaları da hani korkmaması için de yatıştıran bir FED görmüş olduk. Bu hem doları yükseltti hem de endeksleri yükseltmiş oldu. Bu da önemliydi. Bunları aslında hemen bir haber başlıklarımıza bakalım. Peran izniyle çok vakit kaybetmeden. Ve haber başlıklarımızın ilk sırasında Erdoğan Conte görüşmesi vardı dün biliyorsun. Yemek yediler. Yemek yedikten sonra İtalya Başbakanı ile birlikte de 30 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsetti taraflar. Gündem Libya, Berlin'de taraflarında görüşeceğini söyleyelim. İkinci haberimizde Avrupa Birliği, daha doğrusu ABD'den 200 milyar dolar daha fazla ithalat yapacağını duyurmuş oldu Çin tarafı. Bunlar tabii ki flörtleşme. Bir taraftan birbirlerine gül uzatıyorlar. Yani flörtleşme ama şimdi flörtleşmenin birinci aşaması artık bitiyor. Yani nişan yapılacak sonra şimdi nikah konuşacağız. Düğün için çok bekliyorum. Kasım'ı bekle bence. Evet işte o yüzden diyorum hani nişandan sonra çok nişan da atıldığını biliyoruz ya. Önce bir nişan yapalım da düğünü sonra konuşuruz. Ama yani şimdi tamam benim için artık birinci faz bitti fiyatlandı yani. Evet, bu saatten sonra dönerlerse endekslerde çok ciddi kayıplar olabilir. Avrupa Birliği, ABD ile ben sürekli Avrupa Birliği söylüyorum kusura bakmayın. ABD ile Çin arasında yarın imzalanması beklenen bir ticaret anlaşması ilişkin bazı detaylar uluslararası basına yansımaya başladı. Ufak ufak notlar geliyor ama gayet yolunda. ABD'de Robert Lighthizer mevkidaşı aslında Japonya ve aynı zamanda kimdir bu? Hiroshiya Kojilama ve Phil Hagan'la Avrupa Birliği ticaret temsilcileriyle bir araya gelecekler Washington'da. Bu gündemde Çin var Peran, onu görüşüyorlar. Ve bence günün en önemli haberlerinden bir tanesi ABD Çin'i kur manipülatörü olmaktan suçladı. Etiketini kaldırması, evet, evet kesinlikle. Çünkü bu Çin üzerine yapıştırılmış bir yaftaydı aslında. O yüzden ben bunu birazcık daha bundan sonraki adımlar için acaba ABD ile Çin hakikaten birazcık daha yol kat etmeye yakınmıştı bu nişandan sonrası için birazcık daha evliliğe yakınlaşır mı diye düşünmeye başladım. Bu haber de kesinlikle pozitif tarafta benim için. Evet, diğer haberimiz de IIF'den gelmiş oldu. Uluslararası Finans Enstitüsü borçlar 253 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Yönetmenim şimdi mi girelim, borsa açıldıktan sonra mı girelim bilemedim. Şirket haberlerimiz var. Borsadan çünkü bir dakika kalmış borsaya. Bugün hemen beklentimizi o zaman ortaya almış olalım Gaye'cim. Beklenti 269 puan, 270 puana yakın bir Borsa İstanbul'un primli açması yönünde. Üst tarafta 700 puanlar vardı, alt tarafta da yine 700 puan. Forex.com'un yapmış olduğu ankette 39 tane aracı kurum katıldı. Bugün beklentiler biraz daha dizginlenmiş, ılımlı beklentiler var Peran. Çünkü aslında yurt dışı piyasası da bu şekilde. Yani Asya borsalarında böyle çok ciddi bir fiyatlama yok. Tamamen karışık ve yatay. ABD vadeliler birazcık daha ön sinyalleri bu saatlerde bize vermiş oluyor ama negatif yatay orası evet. da. Yani hani çok ciddi hacimli bir borsa yok aslında baktığımızda yurt dışı tarafından da bizi destekleyen bir şey yok. Hani ben gün içerisinde trade edenler için yukarıda 120.900'ü önce bir izlerdim. Evet, istirahat stopumuz da 119.000 seviyesi. Analistler özellikle uyarıyor Borsa İstanbul tarafında. 119.000 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece tarihi zirve olan 121.532 puan seviyesi kırılabilir. Neden olmasın? Bugün sanayi üretim rakamları ve perakende satış dataları da karşılayacağımızı söyleyelim.
oldukça önemli. Evet, önemli çünkü hani birazcık daha bize, yani aslında neyi fiyatladığımızı hep biliyoruz. Bir yurt dışı tarafının, bir de yurt içi tarafındaki iyileşme sürecini fiyatlıyoruz. Bu iyileşme sürecinin sinyalleri bize aslında daha çok sanayi tarafıyla geliyor. Bunun birçok parametresi var. Yani bunun CDS'i var, bunun büyümesi var, bunun enflasyonu var. Evet. Bunun dolar kurundaki stabilleşme süreci var. Var da var. Bu da en önemli kalemlerden biri. Sanayi üretimi ki bizi büyümeye götüren yol aslında. Kesinlikle. Dün özellikle bankaların daha iştahlı katıldığını görmüş olduk. Borsadaki yükselişi. Birazdan diğer taraftan da Garanti Bankası, Akbanka, Ereğli gibi kağıtlar da öncülük yapmış oldu. Borsa İstanbul'da bakalım tarihi zirve bugün görülecek mi ya da yarına mı kalacak, başka güne mi kalacak, onu görmüş olacağız. Son iki senenin zirvesindeyiz Perihan. Oldukça aslında heyecanlı değil mi? Uzunca bir süredir hasret kaldığımız seviyeleri belki görmüş olacağız borsada. Şöyle zaten Borsa İstanbul'un, ben buna hani tarihsel döngü diyorum teknikte. Genelde Ocak aylarını, hani bu yıla da başlarken söylemiştik, Borsa İstanbul Ocak aylarını pozitif tarafta kapatıyor diye. 2018'de bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyeyi gördük. 2019'da bankalarla başlayan bir aylık bir rally görmüştük. Hı hı. Bu Ocak'ta bizi yanıltmadı. Kurumlar, yine tarihsel döngü oldu. Aracı kurumlar yanıldı ama 143 puanlık bir artıyla başladı. Medyan tahmini 275 baz puanda. Sen aç Perihan bugün. Evet, bugün o zaman Borsa İstanbul'u 120.392 seviyesine açıyoruz. %0,12'lik bir artışla diyelim. Herkese hayırlı olsun. İyi bir seanslar seans diyelim. Alkışlar tüm küçük ve büyük yatırımcılarımıza. Orta ölçekliler de buraya giriyor efendim. Hepimize diyelim. Bakalım Borsa İstanbul'da bir hemen barkomuzdan da rakamlara bakalım. Perihan, şimdi tam bir böyle bir tabak görüntüsü değil mi? Yani benim anneannem zamanlarını hatırladım. Eskiden böyle çinko tabaklar vardı ve biraz daha oval. Ahmet Mergen'in o klasik çanak çömleğini görüyoruz. O çanak tamamlandı gibi. Çanağın boyu kabaca 90 alsam değil mi? Üst tarafta 120, 30 koyduğum zaman da 145-150'leri gösteriyor. Eğer bu formasyon, teknik formasyon 2 yıl içinde tamamlanırsa böyle çalışıyor. Yani şimdi bir de dolar bazlı bakacak olursak işte 20 bin doların üzerindeki ilk 50 aylık hareketli ortalama 23 bin dolardan geçiyor dedik. 23 bin doları da işte kurla çarptığınızda yeri geliyor 136 bin, yeri geliyor 140 bin veriyor. Çünkü hani kurda yani 5.97'deyken farklı, 5.86'dayken farklı tabii ki. Hani o yüzden... Yani hani Murat, sadece dediğim gibi TL'ye bazlı baktığımızda tamam, çanak tamamlandı. Artık bir geri dönüş trendi mi başlayacak? Bu çanak yukarı mı katlayacak? Ben aldım sigeri. Sabahtan beri dolar bazlı borsamızı açtırıyorsun bana anladığım kadarıyla. Ben onu hemen... Hatta böyle bir yıllık yaparsan onu çok net göremeyiz. Kaç yıllık? Şu an benim 10 yıllık. Ben bunu hazırlamıştım. 10 yıllık aylık görüntü. Biraz daha sıkıştırırsan net bir... İzleyicimiz diyor ki, Perihan Hanım söylediğiniz çok önemli. Bir daha üstünü çizer misiniz? TL bazında değil de dolar bazında bakalım. Buyurun bakalım. Bakalım ama sen bu görüntüyü birazcık daha aslında şey yapabilirsen, bunlar çok mu büyük olmuş? Ne istiyorsun benden? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu gördüğünüz grafik aslında Borsa İstanbul'un, yok böyle de olur Murat, Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiği. Şimdi az önce gördüğünüz grafik aslında TL bazlı. Şimdi TL bazlı baktığımızda diyoruz ki hani wow, hani bugüne kadar gördüğümüz en yüksek seviyeye yakınız. Ben bir de şu 10 yıllık görüntüsü bu arada ki, hani 2010 yıllarından beri, 2009 yıllarından beri gelen görüntü. Bir de şu görüntüye bakın. Yani sizce primli miyiz? Bunu sormak istiyorum Murat. Çünkü şimdi dönüyorum. Şu seviye var ya, 2018 yılında gördüğümüz bu 83 bin endeks seviyesi. Ben yönetmenimden bir beni göstermesini rica edeceğim. Çünkü o seviyeyi göstermek istiyorum. Yani orası aslında oradan da çok da uzağa gitmiş sayılmayız. Yani yine oralara oldukça yakınız Perihan. Evet, şimdi bunu göstermek istiyorum Murat. Çünkü bu 2018 yılında bu gördüğümüz... Şu seviye bizim için şundan dolayı önemliydi. Bu seviye 2008 krizinde gördüğümüz seviyeydi. Yani güzel. Burası çok önemli. Yani 2008 senesinde dünyadaki bu global krizde görmüş olduğumuz dolar bazlı seviyeyi gördük biz 2018'de. Yani hani karşılaştırdığında Murat, şimdi bakıyorum. Şurada 50 bin doları görmüş bir borsa var ve hani biz bizim borsaya tarihi zirvede diyoruz. Yani ama neye göre bakıyoruz? Çünkü bu borsanın %60'ını hala yabancılar oluşturuyor. Evet, %70'i yerli yatırımcılar tarafından oluşsaydı bu borsanın, ben de hani katılırdım yatırımcıya ve derdim ki, çünkü hep bana şu soru soruyor, neden dolar bazlı bakıyorsunuz? Ama bu borsanın çoğunluğunu yani yerli yatırımcı oluşturmuyor ki, neden sadece TL bazlı bakayım? Hiçbir yabancı yatırımcı gelip de sizin borsanıza ve hiçbir hisseye
TL bazlı bakmıyor. O zaman burada yine yabancıların çoğunlukta olduğu bir borsadan bahsediyorsak eğer, mutlaka bu dolar bazlı da 25 bin dolar seviyesi üzerinde bir kırmamız lazım. Evet. Gördüğüm kadarıyla bir an orada... Şurasıydı Murat. Aynen yani 117 binde orayı kırdık ve 23 bin dolar seviyesine kadar aslında önümüzde bir direnç yok gibi görünüyor dolar bazlı. 22.956 doları görüyorum. 100 günlük, 50 günlük hareketli ortalama. 50 aylık, özür dilerim. Aylık. 50 aylık pardon. 21 ayı geçmiş olduk kısmen. Ama yine temkin olmakta fayda var. 50 aylığı da geçersek bu borsanın yönü 25 bin dolar seviyesi ve üstü gibi gözüküyor Perihan. Tabii 23 bin dolar bizim elimizde çok kuvvetli bir direnç olabilir. Çünkü oranın üzerinde hani bu sefer bu 30 bin dolarlara kadar geliriz. Çünkü hani birazcık daha şuradaki gap'i de doldurmak isteyebiliriz ama 23 bin dolar bile zaten bizi şu an hani böyle baktığımızda burada birkaç bin dolar gibi fark gibi görünüyor ama dolarla çarptığımızda bu 15-20 bin puanlara çıkıyor yani Murat. Bunu bu da söylemiş olalım. Son dakikamız da gelmiş oldu. Sanayi üretim rakamları açıklandı. Yıllık bazda 5.1 artmış oldu. Önceki rakamda 3.8'lik bir azalış olduğunu da söyleyelim. İyi geldi diyelim. Sanayi üretim rakamları kabaca bu seviyelerde artması bekleniyordu. Baz etkisinde dolayı şu anda 5.1'lik bir artış var sanayi üretim rakamlarında. Detayları geldikçe de editörümüz zaten Barko'ya yansıtacağını da söyleyelim. Şu anda rakamların detaylarını görüyorsunuz. Beklenti burada %5.5 artması yönündeydi. Beklentim bir miktar aşağısında Perihan. 5.5'lik bir artma var beklenirken 0.04 kadar daha evet, az. Evet, medyan beklentiydi ki normalde yani %6,2 hani de vardı piyasa beklentisi olarak. Bir miktar altında kaldı ama önceki ayın üstünde kaldı. O yüzden önceki aya göre pozitif, beklentinin altında kalmasına göre sınırlı negatif gibi bir görünüm oluştu. Evet, ben de hemen rakamın detaylarına bir bakmış olayım buradan. Bir taraftan da tabii ki perakende satış ve ciro endeksleri de açıklanmış oldu. Onun da detaylarını paylaşacağız. Ama sanayi üretim rakamına baktığımızda 5.1'lik bir artış var. Burada Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki yılın aynı ayına göre %7.2 puan arttı. İmalat tarafında 5 puanlık bir artış var. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektöründe de 1.2'lik bir azalış var. Şu anda ekranda TÜİK'in yeni grafik şablonunda görüyoruz. Bir önceki rakamda 3.9'luk bir seviye gelmiştik. Şu anda 5.1 olarak gözüküyor. Aylık bazında 0.7'lik bir artış var. Baktığımızda Perihan en fazla değişim ana gruplara baktığımızda yine yüksek teknolojik ürün gamının olması sevindirici aslında. Bu raporun alt detaylarında da birazdan paylaşırız zaten. Kesinlikle. Ben de bu konuda aynı fikirdeyim. Çünkü zaten grafiğe de baktığımızda Murat... Birazcık da artık değil mi? Çok şükür diyelim. Çünkü bu iyileşme süreci artık zaten hani yoruma kapalı grafik üzerinden de görünüyor. İşte bu birazcık daha teknolojik kısmının da zaten bunun içine dahil olması bizim için en önemli taraf. Çünkü 2020'deki hani büyüme politikamızda bize en hızlı geri dönüşü olacak ve hani bizi sadece büyüme yoluna itmeyecek de kalkındıracak planlamıştık. Hatırlıyor musun? Yani büyüme ve kalkınmak çok farklı şeyler. Evet, büyüyebiliriz ama önemli olan kalkınıyor muyuz? Doğru. Tabii ki. O yüzden ben artık birazcık daha teknoloji tarafının daha hızlı geri dönüşü olacağı için bizim artık teknoloji kısmı daha hızlı kalkınacağımızı düşünüyorum. Bilmiyorum sen aynı fikirde misin? Kesinlikle öyle. Şimdi bakıldığında grafiğin detaylarında yıllık bazda 5.1, aylık bazda 0.7. Birazcık böyle o dipten dönüşü rakamlarda da görüyoruz ama güven endeksleri tam anlamıyla desteklemiyor. Ama burada çok net bir şekilde o 7 puanlık gördüğün gibi Perihan bir azalışımız vardı. 9.9'lu seviyelerden kadar gelmiştik. Oradan bir dip dönüş görüyoruz. 2020 beklentilerini de dün İş Portföy Baş Ekonomisi Nüfer Sezgin'den aldık. Onlar kabaca 4 puanlık bir büyüme bekliyor. Dolayısıyla sanayi üretim endeksi ve sanayi şirketlerimiz önümüzdeki dönemde çok daha iyi bir performansla sanki bekleyebiliriz büyümeye katılacaklar gibi. Kesinlikle bu bizim iç tarafımız. Umarım dış tarafta bunu dengeler ve destekler niteliksi olur. Çünkü sadece iç denge değil biliyorsun Murat. Çünkü biz bu üretim kalemlerinde birçok ham maddeyi hala ithal etmek zorundayız. O yüzden yani dolar kurundaki anormal bir fiyatlama, yurt dışındaki işte siyasi riskler, işte bunun Avrupa'sı var, bunun ABD, Çin ilişkisi var. Bunlardaki en ufak bir bozulma otomatik olarak bizi etkiliyor. Çünkü biz dışarıya kapalı bir ekonomi değiliz.
değiliz. Yani bir şey üretirken bütün %70 belki de alt kalemlerini yurt dışından almak zorundayız. Zaten en büyük sıkıntımız bu. Bu alt kalemleri de, ham maddeyi de zaten üretebiliyor olsak kendi iş tarafımızda tamam diyeceğiz zaten. Yani işte şimdi kalkınıyoruz diyeceğiz ama işte bu bizim en büyük sıkıntımız aslında. Şimdi o zaman grafiğin, çok özür dilerim bugün biraz fazla öksürüyorum. Grafiğin alt detaylarına bir inebilirsek, hatta ben buradan inmiş olayım. Çünkü en altında sanayi üretim endeksinin kompozisyonu var. Yani en alt kısmına gelebilirsek, en altına raporumuzun. Ben hemen buradan çekmiş olayım. Evet, bir saniye. Evet. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla toplam sanayide 5.1 puanlık bir artış var. Aylık bazda da ılımlı bir artış gördük. Yıllıkta çok daha iyi bir değişim görüyoruz Perihan. Şu en altta gördüğün gibi yüksek teknolojik ürün gamı yıllık bazda 17.8 artmış. Aylık bazda da %6.8'lik bir artış görüyoruz. Orta yüksek teknolojik ürün gamında %7 yıllık bazda bir değişim varken aylık bazda da 1.4'lük bir artış gördük. Aslında teknoloji tarafında sıkıntı yok. Nerede kırmızılar var? Enerji tarafında bir çıkış var. Dayanıklı tüketim mallarında sanayi üretim endeksine bir miktar negatif yönde katkı var ki bunlar birazcık daha iş taleple koordineli olan kısımlar. Çünkü aslında biz seninle bunu da konuşmuştuk. Özellikle artık sanayi üretiminde bir artış bekliyorsak bu bizim artık enerji kullanacağımız anlamına geliyor. Ama biz bu enerjiyi de bildiğin gibi aslında daha çok ithal ediyoruz. Yani biz hani petrol, doğalgaz, elektrik kullanmak durumundayız. O nedenle bu da bizim için önemli bir kalem Murat. Evet. Ama hani teknoloji kısmında bu denli artış olması yani bana iyi sinyaller verdi açıkçası. Şimdi sanayi üretim rakamı sonrasında bir Borsa İstanbul tablomuzu hemen ekrana paylaşmış olalım. Borsada eksiye dönmüş oldu şu anda. Gördüğümüz kadarıyla Borsa İstanbul tarafında 0.02 artıya döndü. Bir kararsız. Borsa bugün biraz daha hem rekor seviyelerde olması kesinlikle hem de veri odaklı gitmemiz biraz kafaları karıştırıyor. Bugün Amerika'dan çok önemli bir data açıklanacak ayrıca. TÜFE enflasyon rakamları geliyor. Evet, çünkü önemli yani hemen akabinde de aslında Murat enflasyon bizim için şu açıdan önemli, bizi ilgilendiren kısmıyla başlayacağım. Çünkü bundan sonra aslında Fed'in ne yapacağının belirleyicisi biliyorsun ki. Doğru. Çünkü Fed'in politikalarının hani başını çeken aslında enflasyon. Şimdi bu noktadan sonra Fed'in vermiş olacağı, vereceği karar bizim için neden önemli? Çünkü Fed'in işte güvercin mi şahin mi politika izlemesi direkt bizdeki fiyatlamaları ve dünyadaki risk işte. O tarafta sanki böyle aslında ABD Merkez Bankası da bizi rahatsız etmeyecek politikaları yapacak gibi duruyor. Çünkü bugün mesela Rafael Bostic'ten bir açıklama gelmiş oldu. Diyor ki FED geride durmalı ve bir şeyler değişene kadar ekonominin nasıl geliştiğini izlemelidir dedi. Yani birazcık daha bekle göre devam etmesi gereken bir Bostic var. Dün Kaşgari zaten çok güvercin konuşmaya devam etti, inmesi gerekir dedi. Burada bir miktar şahin tonla konuşan Eric Rosengren oldu. O da biliyorsun önemli bir FED üyesi ve diyor ki FED'in neredeyse ideal ekonomik görünümü için risk var dedi. Faiz indiriminin ortaya çıkarabileceği enflasyon ve finansal istikrar noktasında bazı temel risklerimiz var. Ne demek? Biz faizi çok indirdik. Enflasyonun hızlı gelme riski var ve bu da finansal istikrarı bozabilir. O da aslında bekle gör yap diyor. Yani indirmeyelim ama en azından bu makul seviyede kalsın. Çok bir risk olursa da arttırırız bebek bir adım. Ama FED gördüğüm kadarıyla piyasayı yine okşayan açıklamaları var. Bizi destekler nitelikte. Son bir yıldır da zaten yanımızda oldular biliyorsun. En büyük destekçimiz oldu arka tarafta. Çünkü işler tamamen değişebilirdi bu faiz indirimleri gelmeseydi. Çünkü Fed'in faiz indirimi yapması bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri besledi. Bu bir yıllık bizim en büyük şansımız buydu. Şu karışık dönemde hakikaten en büyük şanslarımızdan biriydi Fed'in bu politikası. Tabii 2020'de nasıl bir politika izleyecek ve yani burada da işte politika izleyecek de Fed de tek başına bir kalabilse. Yani Trump da biliyorsun tabiri caizse akbaba gibi Fed'in üstünde sürekli her işine karışmak istiyor. Bu arada çok gündeminde yok hani seçimlere ve Çin'e ve İran'a yönelttiği için okları da ama muhtemelen ama onlar masadan kalktığı an dönüp tekrar oklar FED'e yönelecek biliyorsun. Tabii ki hani faiz artırmasını biz kendi ülke açımızdan istemiyoruz ama birazcık daha hani FED'in politikası da bizim 2020'deki hedeflerimizi etkileyecektir. Hani dönüyoruz çünkü başa yani tamamen bütün kendi iş dinamiklerimizle hem Borsa İstanbul mu görüntüsü hem dolar hem büyüme bütün bunların hepsi birazcık da değil %50 belki daha fazla yurt dışına da bağlı. Şimdi dün ve birçok okuduğum makalede ya da haberde şunu görmüş oldum. Merkez Bankası'nın
Enflasyonla ilgili beklenti, enflasyon oranı yükselmesine rağmen enflasyonla ilgili beklentinin geri çekilme oranı da artıyor. Yani hem enflasyon artıyor hem de enflasyonla ilgili düşüş eğiliminin de beklentisinin arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da piyasa konsorsiyosu yarın, pardon Perşembe günü değil mi? Merkez Bankası 16 Ocak'ta Merkez Bankası'nın bir 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapabileceği yönünde. Bu geçtiğimiz hafta İran gelişmesi de biraz rafa kalkınca Perihan, artık iyiden iyiye bankalar ve bazı bu kredi mekanizmasından olumlu etkilenebilecek işte konut olabilir, otomotiv sektörü olabilir. Bunların hepsi pozitif olarak fiyatlandı zaten. Pozitif olarak fiyatlandı. Bunların başını bankacılık endeksi çekiyordu ki zaten bu ikinci tur yükselişte artık BIST 30'un bu fiyatlamaları yüklediğini, sırtına aldığını zaten görüyoruz. Ben birazcık daha burada hep başından beri söylüyorum. Bankacılık tarafındayım, otomotiv tarafındayım, konut tarafının gelişeceğini düşünüyorum. Ulaştırma? Yani ulaştırmayı ben başka bir şeye bağlıyorum. Ulaştırmayı 2020'deki turizmde atacağımız adımlara bağlıyorum. Yeni ekonomik pakette turizmin üzerine çok durduk. Ulaştırmayı oraya bağlıyorum. Sanayi kısmını da büyüme hedefimize bağlıyorum. Çünkü dönüp baktığımızda sanayide dibi görüp birazcık evet. Artık yukarı yönlü potansiyelin olduğunu artık rakamlarla konuşuyoruz Murat. Şimdi bana kalırsa o zaman her sektör gidecek gibi görünüyor evet, değil mi? Büyümeye eşlik edecekse yani genele yayılmış ama genele büyüme bir olacaksa bu da genele yayılmış bir sektör performansı gösterebilir. Hemen Perihan istersen izleyicilerimize bir şirket haberlerimiz ortada gözükürse çok sevinirim. Akbank 42 gün vadeli 86.6 milyon TL tutarında bir bono ihracı var. Halk Bankası'ndan da aynı bono ihracını gördük. Çok önemlidir aslında rutin bankaların yapmış olduğu bono ihraçları. Ama bilgisi olsun. Migros bugün paylaştım. Toplu iş sözleşmeleriyle ilgili görüşmelerine başlıyor. Onu da Migros kapa duyurdu. Kapa duyurdu. Bir de QNB Finans Bankı'nda keza aynı şekilde 65 gün vadeli 32 milyon TL tutarında bono ihracı var. Bir de indeksi ben paylaşayım. Şirket %50 oranına bağlı ortak bir Netex iletişim vardı çünkü. Geri kalanı %50 payının alınması konusunda görüşmelere başladığını açıkladı. Net Holding'i de sen ver istersen. Evet, Net Holding tarafında da yurt içine 300 milyon TL'ye kadar, yurt dışında ise 300 milyon dolara kadar bir borçlanma aracı ihracından bahsediyorlar. Aslında bir de bakıldığı zaman da açığa satış ve kredili işlem yasağı var. Ekranda da görüyorsunuz efendim. Birazdan onu da gösterir editörümüz. O şirketlere de kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağının geldiğini de görmüş olduk bu hisselere. Peki neler Borsa İstanbul açır açmaz yükseldi? %1.35 Kardemir, Koza ve Türk Telekom ilk açılış itibariyle yükselen hisseler ama böyle çok büyük bir hani yüzdesel anlamda 3'ler 4'ler yok bugün. Daha böyle ılımlı devam ediyor. Yok ama yani zaten hani oldu şimdi genel olarak Kardemir'e baktığımızda zaten artık 3 lira oldu yani. Tabii hala daha 4 liranın üzerine maliyetli olan yatırımcılar var da yani bu son en son düzeltmeden sonra Murat aslında tamamen en sağlıklı olan kısım o olan o BIST 30 hisseleriyle geldi ki buraya. O yüzden fiyatlar çok hızlı değişti farkındaysan. Satışta yani. Satışta da Pegasus, Türk Hava Yolları, Aselsan dün giden kağıtların büyük bir kısmında bir kar satışı da var şu anda. Tabii ki normal. Hani birazcık daha böyle baktığımda fiyatlamalarda çok enteresan fiyatlamalar görüyoruz. Çok hızlı değişti değil Doğru. mi her şey? Çünkü şimdi Aselsan'ı zaten konuşmuştuk. Aselsan bu düşüş trendinden önce başlamıştı o son. Hani hem teknik görüntüsü düzelmişti Aselsan'la Murat hem de bir sene konuşmuştuk. Nakit akışında bir toparlanma bekleniyor bu bilançoda diye. Ama bu en son gelen bilançoda nakit akışında tekrar bir toparlanma olmazsa aldığını da geri verebilir. Bunun da altını çizelim. Ben birazcık bundan sonra hisse bazlı konuşacağımızı evet. düşünüyorum Murat ya. Çünkü dördüncü çeyrek bilançolar gelecek. Artık hisselerin yarışını konuşacağız. Yani Borsa İstanbul'un değil de hisselerin performansı. Şimdi onunla ilgili yavaş yavaş da finansalların açıklanma tarihleri açıklanmaya başladı. Aslında öngörülebilir, tahmin edebilir tarihler paylaşılıyor. Bu yıl sonu ve o Şubat başında yoğun bir takvim var. Akbank, Arçelik, Aselsan şu anda yani çok hızlı fiyatlamalar değişiyor. Onu da paylaşalım ama bakıldığı zaman da endeksin en fazla yükseleni bir açamadım. %1.35'te Kardemir ve Koza madencilikte olduğunu da söyleyelim. Petkim'di. Artık Petkim evet. yatırımcısını da kutlarım. Çok yoruldular hakikaten. Dün Petkim bu arada Türk Hava Yolları birlikte en çok işlem hacmi gören hisselerden biri oldu. En son baktığımda %4.5'tu ama hani evet. Önemli bir 4.08
4.09 bandı önemli bir yerde kapatmıştı. Orada da etilen nafta makası ağırlık bazda %34 arttı. Onu söyleyeyim, bu çok önemliydi çünkü. Sürekli bu etilen nafta makası. Etilen nafta makası diye sonunda. Çünkü Murat bu işten birazcık bu ABD-Çin görüşmelerinden en çok petkim kardım ile etkilenmişti. Hangi dinamiklere baktırıyor ona gülüyorum aslında, değil mi? Böyle etilen nafta makasına bakıyorsun, başka şeylere bakıyorsun. Lazım. Bir ara rafinelere lazım. Bakıyorduk, Star rafinerisi. Neyse, korku endeksi gevşiyor Perihan. Korku endeksinin gevşemesi tabii ki ons altına yarabiliyor. Bir istersen hemen çok kısa bir ons altın analizi yapalım. Çünkü gördüğümüz kadarıyla işte ons altında şu anda ekranda da görüyoruz. 1541 dolar seviyesindeyiz. Biz hani 1525, 1517 ve 1505 dolar seviyesinin kısa vadede alış olabileceğini ve 1500 dolar altına kırmadığı sürece ons altında zaten ekranda da görüyoruz. Sarı trendin üzerine kalmaya sanki devam edecek gibi. Ticaret savaşına da rağmen. Evet, çünkü ticaret savaşına rağmen 1600 dolarları gördük. Altında bir de fark edersen yani gittiği yere yapışıyor. Nasıl yapışıyor? Çünkü geri çekilmeler daha sınırlı kalıyor. O yüzden 1600 doları gördük ama 1600 dolardan sonra bu yanlış sinyalmiş, ABD ile işte İran arasında şey olmayacakmış, savaş olmayacakmış. Ben hemen geri 1480 dolara döneyim demiyor tabii ki. Çünkü riskler masada kalmaya devam ediyor. O yüzden dönüşü birazcık daha temkinli oluyor. Ben birazcık burada aslında 1530 doları izleme taraftarıyım. Çünkü onun altında birazcık baskının artacağını, 1480'in o seviyeyi kendine çekmek isteyeceğini düşünüyorum. Ama masadaki tüm temel riskler altın fiyatları için uzun vadede yine yukarı yönde hareket bir miktar daha devam edebilir gibi duruyor. Kesinlikle. Perihan, çok teşekkürler diyelim. Ben teşekkür ederim. İlk seansta Perihan Tantu'yla birlikteydik. Şimdi de Hüseyin Doğan vakti. Kısa bir ara, aradan sonra Paratoner'de birlikteyiz.